Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, 10 Kasım Pazar günü e, biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi, salon programları düzenlendi. E, aynı güne rast gelen şekilde biliyorsunuz bizim Dalaman Haber Bülteni vardı. E, bu Dalaman Haber Bülteni bu sıkışık program arasına rast geldi. Onun için biraz gecikmeli de olsa bu yayını yapmak, e, salı günü yapmak yani 12'sinde yapmak e, durumu hasıl oldu bu gecikme için sizlerden özür diliyorum. Yani rutinimizi bozmamak adına 10 Kasım'a rast geldik. Sadece 10 Kasım değil başka programlar da üst üste binince hem bunların çekimi hem bunların editlenmesi, toparlanması konusunda bir eksiklik oldu. Bu yüzden o 10 Kasım'da yapmamız gereken programı 12 Kasım'da yapıyoruz. Gene biz şeyimizi bozmayalım, rutinimizi bozmayalım. Biliyorsunuz özellikle AK Parti gündeme gelince hafta sonu yine pazar günü bir kongre var kongre öncesi önemli gelişmeler olduğu için bu konuları birlikte sizlerle değerlendirme ihtiyacı birden ortaya çıktı e, Bu nedenle e, yani hafta atlamaktansa birkaç konuya değinerek özellikle AK Parti'deki bu gelişmeleri anlatarak sizlerle birlikte olmak istedim e, Efendim 10 Kasım töreni biliyorsunuz diye salonda yapıldı salon programı e, Tigem Ortaokulu, Tigem ilkokulu öğrencileri yani çiftlik ortaokulu öğrencileri tarafından organize edildi. Çok da güzeldi bir çalışma. Uzun zamandan beri Tigem'de salon programı yapılmıyordu. Tabii Tigem'de bir müdür değişikliği oldu. Şimdi biraz daha benim ilk gözlemlerime göre daha halkla iç içe, daha böyle bir sempatik, daha bir şeyler yapmak isteyen bir müdür geldi. Bunun vasıtasıyla... Bu program TİGEM'de gerçekleşti. Resim sergisi ardından işte oratorio, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin yaptığı çok güzel sunumlarla birlikte güzel bir etkinlik oldu. Tabii ben önceki müdürlere de söylemiştim. Orada bir ışık sorunu var. Yani ben bunun tamamını mesela boydan boya çektim ve paylaştım. Yani çocuklarımızın ileriki yaşlarında anılarında yer alması için YouTube Dalaman TV kanalında bu programın, salon programının tamamını paylaştım hatıralarına girmesi anlamında. Ee, ancak orada bir ışık sorunu var biliyorsunuz. Işık ee, yani çocuklar sahneye çıktığında böyle zombi gibi, hayalet gibi görünüyorlar. Özellikle sağlı sollu iki tane spot talebim olmuştu benim ya yani ışık spotu. Ayrıca kumanda edilebilir. Sağ olsun yeni müdürü de e, bu durumu açtım ve gereğini yapacağını ifade etti. E, elektrik sisteminin toparlanması açısından. E, bu arada tabii Cumhuriyet Meydanı'ndaki e, sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşu ve istihdam maaşının özellikle son 10 saniyesinin üst üste binmesi bir koordinasyonsuzluk yarattı. Aslında baktığınız zaman ambiyans açısından hiç de fena olmadı. Yalnız e, tabi burada bireysel bir hata yok. Yani sirenin kapatılması gerekiyordu. İstiklal Marşı başladığında arada bir 10 saniyelik bir gecikme oldu. Bence çok da e, kötü olmadı. E, tabi bunu da değerlendirenler, bunu da e, eleştirenler olmuş ama önemli değil orada önemli olan o ruhu yansıtmak o havayı vermek orada bulunmak o Atatürk'ü orada anmak saygı duruşunda bulunmak şehit ve gazilerimiz için şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden insanlar ruhlar için bir şekilde orada bulunmak saygı duruşunda bulunmak çok önemliydi bence işin o tarafına bakmak lazım o o gün aynı şekilde biliyorsunuz 10 Kasım'da bir Köyü'nde bir yağmur duası yapıldı. Çok yüksek katılımlı bir yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına da katıldım. Tabi yağmur duasında 10 Kasım'a rast gelmesi açısından belediyedeki Din Hizmetleri Müdürü Sayın Osman Hoca'nın da yani o yaklaşık 10-12 dakika süren dua sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olmasına rağmen Atatürk'ün adını anmaması tabi üzücüydü bu yemek doğasında anıldı ama yağmur doğasında Atatürk'ün adanın geçmemesi son derece üzücüydü. Yani e, özellikle Cumhuriyet Halk Partili seküler e, laik bir yönetimin personel olmasına rağmen bunu anmaması ben çok üzüldüm şahsen. Ben özellikle bu konularda hassasım. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Ee, bir şekilde tabii Atatürk'ün orada anılması gerekiyordu. Aynı güne rast gelmişti. Ee, Atatürk de biliyorsunuz bir Osmanlı subayı, bir Kurtuluş Savaşı gazisi, e, bu ülkenin kurucusu. Ee, bunun alınmaması yani tabii merkezi hükümet tarafından cuma hutbelerinde Atatürk'ün alınmamasını yani artık bunlar kanık sandı ve alışıldı artık yani bu, bunu artık şu, söyleyecek bir şey yok ama çok e, belediyede, yerel belediyeden bir personelinin Yağmur Dağısında Atatürk almaması benim çok zoruma gitti. Bunu da buradan ifade edeyim. Taşbaşında kalabalık vardı. Taşbaşında biliyorsunuz çok amaçlı bir salon açıldı. İki milletvekili, iki belediye başkanının da yer aldı. Bütün belediye meclis üyeleri'nin de yer aldı. Bir büyük bir açılış yapıldı. Yani biliyorsunuz Taşbaşı muhafazakar seçmenin yer aldığı bir yer. Muğla Valiliği'nin ve Dalaman kaymakamlarının katkılarıyla girişimleriyle başlayan. Ee, muhtarın e, Musa Doğan'ın öncelik ettiği, öncülük ettiği bu taş başındaki salonun e, bir hizmette devamlılık anlamında Dalaman Belediyesi tarafından elektrik ve su tesisatı ve çevre düzeniyle ilgili çalışmanın yapılarak tamamlanması ve oradaki birlik ve beraberlik vurgusu e işte aslında söylenen bu yani hep sözde kalmayan ama icraata yansıyan e, birliktelik bu olmalı. ...biliyorsunuz taşbaşı çok büyük bir yangın atlattı. Taşbaşı başta olmak üzere o bölgede çok ciddi bir yangın oldu. Bu yangından sonra böyle bir hizmetin, yani bir tesisin hizmete girmesi bölge halkı, yöre halkı için çok önemli tabii. Oradaki hava da iyiydi, hava da güzeldi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Dalaman Belediyesi tarafından masa sandalyelerin, işte esnaflara ait masa sandalyelerin, reklam panolarının ya da fazladan konulmuş e, saksıların, çiçeklerin ya da dikilmiş ağaçların yollar kenarında, kamusal alanlar içerisindeki e, alanlarda bulunan fazladan bu maddelerin kaldırılması ile ilgili bir duyuru yayınlandı. E, ama bunu tabi duyuru olarak yayınlanması e, çok da yeterli değil aslında. Tamam ağaçlar konusunda bir sıkıntı yok. Onlar yolları işgal etmiş. Kaldırım olması gereken yere vatandaş ağaç dikmiş ve böylece yoldar almış. Trafik güvenliği açısından sorunlar ortaya çıkmış. Bunlar kaldırılacak, sökülerek kaldırılacak ya da yerine ağaç dikilecek bir şekilde halledilecek. Bunu ya vatandaş halledecek ya da belediye halledecek. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Ancak özellikle Cumhuriyet Caddesi yani Sevgi Yolu başta olmak üzere gıda sektöründe yer alan yemek sektöründe, restoran sektöründe yer alan firmaların ve dışarıya çıkardıkları maddeler. ...işte saksılar, masalar, sandalyeler... ...ve trafikle alakası ile ilgili olarak... ...vatandaşın yaya kaldırımlarını ciddi olarak işgal eden... ...bu masa sandalyelere karşı tepkisi ve şikayetlerinden yola çıkarak... ...bununla ilgili bir duyuru yapıldı... ...yalnız bu duyuru aslında sadece duyuru olarak sosyal medyadan yeterli değil... ...bununla ilgili olarak bir hakikaten düzenleme yapılması gerekiyor... ...bakıyorsunuz Atatürk Caddesi'nin başlangıç noktasında... ...efendim bir, bir buçuk metrelik bir kaldırım var... Ortalarına geliyorsunuz, Postane Sokağı'na yaklaştığınız zaman 5 metrelik bir kaldırım var. Burada bir dengesizlik var, burada bir adaletsizlik var, burada bir şekilsizlik var. Bu şekilsizlik, bu dengesizlik tabii vatandaşın suçu değil bu. Kamunun suçu. Bu şekilde dengesiz yapmışlar. Kamunun suçunu da vatandaşa yüklememek lazım. Zabit ekiplerince bu bölgelerin özellikle bu tür işletmelerin önlerinin birebir teke tek denetlenerek sınırların belirlenmesi ve kimsenin de mağdur edilmemesi hem yaya gidenler açısından hem de esnaf açısından biliyorsunuz esnafın zor durumda yani kiralar aldı başını gidiyor uçtu yani kiralar adam şimdi iki tane masa atacak oraya yani ona da çok engel olmamak lazım ee, ...tabii yaya yayalar açısından da önemli yani yaya şimdi orayı kullanamadığı zaman yola çıkıyor bu da tehlike arz ediyor ee, özellikle pusetli kişiler ve engelliler açısından önemli sıkıntılara yol açıyor bunların bir ruh içerisinde ve genel çerçeveleri belirlenmiş standart bir yapıyla belediye tarafından yapılması gerekiyor. gerek gerekirse sokak sokak, cadde cadde esnafla toplantı yapılıp onların da görüşleri alınıp bunun bir düzenleme yap düzenlemeye tabi tutulması gerekiyor. Ee, sadece bir sosyal medyadan duyuruyla, kuru kuru bir duyuruyla bu iş olmaz. Bunun bu, bu konuda belediyenin çalışması yapması gerekiyor. Tartışmalı bir konu, bunun halledilmesi gerekiyor. Efendim gelelim en önemli gündem maddemize. Adalet ve Kalkınma Partisi Dalaman İlçe Başkanlığı Kongresi 17 Kasım Pazar günü yapılacak biliyorsunuz. Kongre yapılacak ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kongre süreçleri aslında e, e, genel merkezce belirlenmiş bir şahsın öne çıkarılarak ona oy verilmesi anlamında. Bundan önce biliyorsunuz delege seçimi de yapıldı. Delege seçiminde de delege seçildi. Şimdi delegenin oylarıyla yeni ilçe başkanı seçilecek. Ya ama adamın önüne, delegenin önüne iki tane seçenek koyamıyorsun. İki kişi aday çıkamıyor. Ee, yani o zaman delegeyi niye seçiyorsun? Yani delege seçimini niye yapıyorsun? İnsanları yoruyorsun. Ee, yani bu iş tamamen atama yoluyla yapılıyor. Ee, şimdi son olayda gördük ki artık atama yolu da geçerli değil. Biliyorsun ee, biliyorsunuz Sayın Muhammed Karakuş'un ilçe başkanı olması sürecinde TİGEM salonunda... E, Habil Uslu e, bir AK Parti olarak Habil Uslu'nun da bir adaylığı söz konusuydu. Kendisi aday olmak istedi. Fakat e, o zaman gelen koordinatör milletvekili sen aday olamazsın bizim adayımız şudur budur dedi. Mehmet Muhammed Karakuş'tur dedi. Ondan sonra gerekse sabahın 8'inde dedi seni partiden atarız ihraç ederiz dedi. Onun için aday olamadım. Bu arada tabii aday olabilmek için delegenin yüzde yirmisi noter onaylı bir sürü işte yani prosedür getirmişler. Bu tabi sonra yüzde beşe düştü. Bu yüzde beşle ilgili olarak doğru bilgilendirme yapılmadığı için habil uslu aday olamadı ve büyük tartışmalara yol açtı. Ondan sonra tabi bu süreç sonrasında tabi Muhammed Karakus'un da yürüyüşü başladı. Yani ilçe başkanlığı ilçe başkanının yaptığı çalışmalar işte e, mevcut o zamanki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının işte e, özellikle e, bazı insan ilişkilerindeki sorunları sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir düşüş başladı. Bu şey istinaden dalama halkı da işte dedi ki ya bu iktidar nimetlerinden faydalanar mı? İktidardan birisi olsun falan derken aslında çok da yeterliliği olmayan Muhammed Karakuş belediye başkanlığı yürüyüşüne oradan başladı. Aday oldu. Oradan gitti işte belediye başkanı oldu. Biliyorsunuz. Yani e, şimdi Şefik Oğuz'un özellikle ben artık içe Başkanlığı'nı bırakıyorum yani işlerimle uğraşmak istiyorum ailemle uğraşmak istiyorum beyanatına rağmen arkasından birkaç isim geçti birkaç kişinin ismi geçti işte Abdülfettah Doğan Hüseyin Ertürul işte Uğur Akın Şahin isimleri geçti bu genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından Uğur Akın Şahin'e olayı tevdi edildi yarından. Hüseyin Ertuğrul üzerinde duruldu. Biliyorsunuz bu Hüseyin Ertuğrul yani e, şu anki belediye meclis üyesi olan geçtiğimiz dönem başkan yardımcılığını yapmış olan e, Hüseyin Ertuğrul. Tabii bu bu ekip e, delegeyi de hakim. Yani delege üzerine, yani dendi ki yani bu eğer sandığa giderse bunlar aday olursa delege bunların elinde olduğu için bunlar seçilir dendi. tabi. E, tabii bir de şimdi AK Parti'de bir de de adam sıkıntısı var. Adam sıkıntısı olsun. Yani Uğur Akın Şahin mesela teşkilat başkanı tarafından görevlendirildikten sonra eski yönetimle çok bağları kopardı. Ve yepyeni bir yönetim yaptı. Daha genç, daha dinamik bir yönetim yaptı. E bu da tabii yani özellikle 2028-2029'a kadar iktidarda olan, iktidar partisinde olan ve hala e, bir şekilde tırnak içinde rant... Hala bürokraside etki, hala siyasette etki anlamında AK Parti'nin e, yerelde olmasa da genelde gücünü gösteriyor yani biliyorsunuz. Bu arada tabii e, bu bölgeden çıkmış olan e, avukat Gültekin Akça yani il başkanının da e, bir şekilde operasyon yaparak e, bir de Şadi Pirci etkisine, etkisiyle birlikte e, yani iki tarafta gerildi. Yani biliyorsunuz bir halat yarışı vardır. Halat iki taraf gerer sonra halat kopar ortadan. Sıratı gerildi. Bu gerginliği tabii genel merkez gördü. Yani bu gerginlik sonucunda eğer biz iki adayla gidersek bu tartışmalardan parti zaten sıkıntıda olan e, AK Parti'de Dalaman AK Parti'de zaten sıkıntı var. Yani biz iyice geldiğimiz zaman biz bu seçmenimiz ikiye bölünür, üçe bölünür, dörde bölünür gibi bir kaygı ortaya çıktı. Zaten yıllardır AK Parti'de bu kaygı vardır. Yani iki, üç aday çıkarmama yani delegenin ya da üyenin inisiyatifine işi bırakmama konusunda AK Parti özellikle bu ikilik, üçlük, dörtlük işte fraksiyonlar mesela şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi olmaması için bir arka tarafta kavgaya ederler ondan sonra birbirlerine girerler ama sahneye ön tarafa bir kişiyi çıkarırlar ve ondan sonra buyurun bunu seçin derler. Aslında delege orada tasdik makamıdır. Seç, seçme makamı değil. Delege, delegenin iradesi seçme boyutunda değil, tasdik boyutundadır. Şimdi böyle olunca Yasin Karagöz adlı bir marketçiyi bir esnafı ...Elcik Mahallesi'nden... E, ...atadılar eş zamanlı ve eş güdümlü bir şekilde... ...aynı gün içerisinde bu olay gerçekleşti. Tabii bu seçmen de ...büyük savrulmaya yol açar... E, ...diye düşünüyorum ben. Yani partinin bu süreçten sonra toparlanması... ...maddi manevi olarak toparlanması... ...Türkiye genelinde zaten... E, ...biraz ekonomik kriz dolayısıyla sıkıntı olan... ...AK Parti'nin tekrar dalamanı toparlanması... ...süreci biraz zor. E, bu arada tabii ben gittim araştırdım ama... ...Dalaman'a gelip de... Ee, işte bu Yasin Karagöz'ü yapalım diyen kim, bunu öneren kim, bu kimin adamı, bu kime bağlı, bunun kafa yapısı nedir, bunun e, geldisi gittisi nedir. Ben araştırdım mesela 2007 yılında kadar bir vatandaş olarak AK Parti üyeliği var, AK Parti'ye üye olmuş. Ama hiçbir e, faaliyette bulunmamış, e, normal vatandaş gibi desteklemiş e, muhafazakar e, ondan sonra biraz eski refah tabanına yani AK Parti'nin kemiği diyebileceğimiz ana unsuru olan ki refah zihniyetine daha yakın bir kişi olarak şey yaptık. Şimdi ben de kendisiyle görüşmediğim için kendisi namı hesabına da çok da yorum yapmak istemiyorum. Yani biz kulağımıza gelenler bunlar. Şimdi tabii 17'sinde göreceğiz yani Dalaman AK Parti kongresinde delegenin katılımı ne şekilde olacak tavrı ne şekilde olacak. Tabii bunlar tavır koymazlar. Çünkü kamuda işleri olanlar kamudan işleri bitecek olanlar Çoluğu çocuğu işte kamuda işe girecek Gbt sorgulanacak işte toplum içerisinde iktidara ters düşmek istemeyen bir sürü de AK Parti delegesi var Onun için belki orada bir yoğun bir kalabalık da olabilir yani insanlar konuşuyormuşmuş gibi yapabilir tartışıyormuş gibi de yapabilir ama sonucu itibariyle bir kırgınlık oluştu bir sıkıntı oluştu. E, tabii bu arada tabii e, şeyden sonra yani Onur Akın Şahin'in yeni yönetimi yapmasından sonra Dalaman AK Parti'de e, baktığınız zaman sülalelerin, kalabalıkların e, temsil eden şahısların zenginlerin kanaat önderlerinin, ağaların hani tırnak içinde burada onlar biliyorlar zaten e, etkisinin biraz azaldığını o artık onların yavaş yavaş suları çekildiği gibi AK Parti'yi terk ettiklerini ama bunu çaktırmadan yaptıklarını görüyoruz ...bir şekilde hala 2028-2029 sürecine kadar iktidar AK Parti'de olduğu için... ...çok fazla da kendilerini afişe edemedikleri için... ...bunu da gözlemliyoruz. Yani biliyorsunuz zenginler kaybetmez, siyasette de kaybetmez. Belli bazı kişiler kaybetmez, belli bazı cemaatler hiç kaybetmez siyasette. Böyle bir gelişme var. Yani... AK Parti'den eğer e, vatandaşın ümidi olsa, bu insanların ümidi olsa böyle affedersiniz yani tırnak içinde söylüyorum acemiler. E, eline bu işi bırakmazlardı zaten. Ya da daha daha tanınmış, daha profili daha güçlü insanlar zaten bu işi el atarlardı. Bu bu kadar tartışılmazdı. Yani beklentisi olsaydı ama çok beklentisi olmadığı için maalesef e, dalaman AK Parti refahın işte e, anahtar parti olan 3. dördüncü parti olan e, tırnak içinde o şeye doğru gidiyor gibi görünüyor sanki. İlk kuruluş yıllarından özellikle 2002 ile 2009 süreci arasında farklı fikirleri, farklı görüşleri de içinde barındıran sağcısını, solcusunu, sekülerini, layığını de içinde bulunduran ve e, Türkiye'nin teveccühünü alan 2009 yılına kadar da Avrupa Birliği eee taleplerini yerine getirmekle beraber yükselişe geçen, ekonomik olarak da siyasi olarak da yükselişe geçen ve defalarca seçim kazanan o AK Parti yerine daha küçülmüş, daha kendi kabuğuna dönen bir parti olarak Tabi ee, tabii Dalaman'da da bir dağınıklık var. Yani 3500 oy farklı önde seçim alıp da 9000'e yakın bir oyla geriye düşmek açısından da bu mağlubiyeti yaşayanların da hala AK Parti'de söz sahibi olmaya çalışmaları, e bunun sebebi şu tabii yani 2000 dediğim gibi yani 2028 2029'a kadar hala bürokratları elinde tutmak, iktidarı elinde tutmak anlamında yerel bürokrasiye hükmetmek gibi beklentileri var. Mesela biliyorsunuz Kepez yolunda orman arabaları orman müdürlüğü biliyorsunuz Dalaman Belediyesi'nin arabasının ruhsatını aldı, el koydu. Yani şimdi orman müdürü yani yukarı değil de AK Parti'nin talimatlarını yerine getiriyor. Ben bunu söyle anlattım zaten. Yani bir şekilde etkili olmak. mesela Dalaman İlçe Milli Eğitim'de de bu aynı sorun söz konusu. yani bir şekilde etkili olmak. Ya, yani Dalaman Belediyesi biliyorsunuz 50-60 kişi temizlikler, işte tuvalet temizliği, bahçe temizliği, işte okulların temizliği anlamda iş kurdan alarak bu kurumlara gönderdi. Maaşını da Dalaman Belediyesi ödedi. E tabi hükümetten gelen bağışlarla bu, bu değirmen bir süre döndü yani. Tabi de şimdi ama iktidar değişince muhalefetten birisi seçilince bunda insanların hepsi çekildi. Bunlar başka yerlere gönderildi. Başka yerlere de kabul etmeyince belediyede personel sayısında bir azalma oldu. Şimdi tabi bürokrasi bu durumdan memnun değil yani. Şimdi tuvaletini temizleyecek insan bulamıyor. Kadro yok bir şey yok. Ee, bahçeyi temizleyecek ya da çocukların sınıflarını temizleyecek insan bulamıyor bunda bir sıkıntı var. Yani bu burada bir sarsılma var. Yani yerel belediyeyi kaybetme en çok bürokrasiyi bu açıdan sıkıntıya soktu. Mesela bakıyorum ben şimdi jandarma teşkilatı biliyorsunuz kolluk kuvveti oldu. Artık As askeri bir teşkilat değil. Kolluk kuvveti ya jandarma şimdi e, çok güzel arabalarla donatıldı. Jandarma gidiyor köylerde, oralarda, buralarda kaçak yapılarla uğraşıyor. Yani jandarmanın sanki birinci öncelikli işi buymuş gibi. Uğraşıyor, ihbarlarda bulunuyor, bir sürü iş çıkarıyor. Niye çıkarıyor? Vatandaşla Vatandaşla mevcut belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediyenin arasına nifak sokmak, sorun çıkarmak için jandarma, özellikle mevcut yönetim, jandarma komutanlığı bununla uğraşıyor. Şimdi bununla ilgili sinyaller alıyoruz yani. Herkes uğraşıyor. Ama yani bizim maalesef yani Dalaman'da biliyorsunuz yani güçlü bir AK Parti'ye ihtiyaç var aslında kamu yatırımları açısından. Ama bu Dalaman bunu iki defa yakaladı bu şansı. Bu iki şansı da çok iyi değerlendiremedi. Özellikle son dönem AK Parti iktidarında, yereldeki AK Parti iktidarında. Bütün iş bağışlarla gitti. İşte hibeler bağışlar, hibeler bağışlar. Yani yerel belediye kendi imkanlarıyla, kendi çabasıyla çok da ciddi de bir yatırım yapmadı yani. Hep yat, şeye kaldık, bağış gelsin, para gelsin, para gelsin. Ona kaldık. Bu anlamda bakıyoruz. Mesela yerelde yerelde muhaliften seçilen adayların daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Mesela Muhammed Şaşmaz zamanı yapılan ciddi yatırımlar. E, tabii şimdiki dönemi değerlendirmek için biraz erken ama baktığınız zaman şimdi eğer muhalifetten bir belediye başkanıysanız yukarıdan bir destek gelmediği için. E, kısmen büyük şehirden destek geliyor da yukarıdan bir destek gelmediği için e, affedersiniz kıçınızı yırtmak zorundasınız, çalışmak zorundasınız. E bu tabi siz daha verimli tutuyor yani daha deri olmak zorundasınız daha dikkatli olmak zorundasınız e, hem iktidarın hem yerelde e, muhalefetin hem de iktidarın size karşı olan tutumları sebebiyle daha çok çalışmak zorundasınız e, bunlara bakıyorsunuz daha e, başarılı olduklarını daha başarılı olmaya çalıştıklarını belediyenin kurumsal olarak biraz daha çalıştığını görüyorsunuz e tabii iktidardan olanlar e, bağışlar, maaşlar falan dolayısıyla gevşiyorlar. E, orada nepotizm, e, liyakatsızlık, e, eş dost kayırma öne çıkıyor. E, bu sonra zaman içerisinde de bunlar elitleşiyorlar, elitleşiyorlar. Bakın makam arabalarından, makam odalarındaki konfora, yaşam tarzlarına e, işte gezerken, tozarken yaptıkları hareketlere baktığınız zaman vatandaştan uzaklaşıyorlar. Yani bunlar, bunları defalarca anlattık. Bunu 30 Mart'taki ben videomda da anlatmıştım. Ee, yaşananlar bunlar. Tabii bununla ilgili olarak eleştiri yapılabilir. Bir şeyler söylenebilir. Ee, Akaret içermediği sürece işte belli bazı basın yayın ilkelerine uymak şartıyla her türlü eleştiriyi de kabul ediyoruz. Ben tabii geçen pazar programında da söylemiştim. Dalaman gündemi programında ben sizin YouTube'da yaptığınız yorumlarla ilgili olarak da anlatacağım demiştim. Ama onu hakikaten zaman kalmadı, fırsat kalmadı. 10 Kasım dolayısıyla, 10 Kasım etkinlikleri dolayısıyla. Bu arada yağmursuzluğumuz sürüyor. Yağmur duası sırasında tabii ilginç bir şey de şöyleydi. Yaklaşık 5-6 tane hoca vardı. Bunlar da yağmur duasını okudular. Yağmur Dağası'nı okuduktan sonra telefonlardaki aplikasyonlarına baktılar. Yağmur'la ilgili önümüzdeki günlerdeki seçeneklere baktılar. İşte orada bilim ile, yani bilim ile, seküler bilim ile... E, ...dogmatik e, inanç arasında da bir şeyi de yaşamış olduk. Yani bakıyorsun güneş böyle açık... Hava çok güzel. Ondan sonra yağmur dağısına çıkıyorsun. Yani tabii inançlara saygılı olmak lazım. İnsanların inançlarına duyarlı olmak lazım. Bunun da tabii insanların hayatında, yaşamında yeri var. Doğa çok önemli bir şey. Ama hakikaten sanki böyle mevsimler bir ay bir ay ileri kayıyor gibi. Yani eski Ekim, şimdiki Kasım. Eski Kasım, şimdiki Aralık gibi oluyor gibi sanki. Böyle geriye doğru gidiyoruz gibi algılanıyor. Umarım yağmur yağar. Özellikle zeytin konusunda yağmura çok büyük ihtiyaç var. Sebze fiyatları aldı başını gidiyor. Bu yağmurun etkisi tabii. Taban suları çekildi. Önemli bir sıkıntı içerisindeyiz. Bu dalamana özgü bir şey değil. Muğla şu anda Türkiye'de rekor seviyede yağmursuzluk yaşayan bir bölge. Biliyoruz haberlere de yansıdı. Efendim bugün 12 Kasım, Salı Perşembe tabii çekimimizi yapacağız. Pazar günü de kongreyi takip edeceğiz. Ee, 10 Kasım dolayısıyla 10 Kasım törenleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri e, vasıtasıyla e, zaman bulup yayınlayamadığımız Dalaman gündemini şimdi yayınlamak nasip oldu. E, tekrardan özür diliyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı, beğenilerinizi, abone tavsiyelerinizi e, bekliyorum. Özellikle Instagram'da Ethem Ersen olarak yer alıyorum. Instagram'da biraz sayımız az. Instagram'a yüklenmenizi istiyorum. Çünkü bütün paylaşımların kısa klipleri orada da var. Efendim 12 Kasım Salı gününden hepinize saygılar sunuyorum. İyi bir hafta diliyorum. Sevdiklerinizle beraber.